Merhaba bizimiz Channel Trip seyircileri. Ekranlarınız başına hoş geldiniz. Neslihan Ak Yılmaz'la Çocukların Dünyası programı başladı. Evet bu hafta yanımda akademisyen doktor Battal Odabaşı var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Efendim. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Gaziantep'ten geldiniz. Evet, Hızlı doğru. trenle geldiniz. Doğru. <laughs> güzel bir yolculuktu umarım. Gayet güzeldi. E, çok güzel bir konuyu konuşacağız bu hafta. Evet. Bu haftaki konumuz aile, toplum ve çocuğun başarısı üzerindeki aile ve toplumun, kültürün etkileri. Tabii bu anlamda aileler çocukların başarısını arttırmak için neler yapmalı? Biliyor muyuz? Az buçuk biliyoruz bence ama öğrenilecek çok şey var. O yüzden hocam uzman olarak yanımızda ailelerin çocukların eğitimleri üzerinde nasıl bir etkisi var? Aslında bu e, ben her zaman şey söylerim başlarken aile olmaya başlarken bizde bir şeyde girişi çok fazla önemsemeyiz girer ve sonraki karşılaştığı yapıyla bir şeyler oluşturmaya çalışır. Oysa aile bile olmak başlı başına uyumlanma, adaptasyon, iki kişinin birbirini kaldırabileceği ve ciddi bir hayatın içine girdi ve yeni bir kişi e, dünyaya gelecek ve onun sorumluluğunu almak. Çünkü sorumluluk e, karar vermeden çok daha önemli. Hmm. Yani bir şeye karar veriyorsunuz ama sorumluluğunu alabilme becerisi orada çok daha önemli. Buna genetiksel açıdan baktığınızda ben şöyle diyorum Dostoyevski'nin çok güzel bir sözü var bir kadın seçersiniz ve bir hayat seçersiniz. Çok güzel. Evet. Bunu karşı tarafta da düşünürseniz bir erkek seçersiniz ve bir hayat seçersiniz. Aile dediğimiz yapılanma çünkü travmaların, acıların bir arada paylaşılacağı ve bir arada yürütüleceği şeydir. Bu ilk sosyalleşmenin gerçekleştiği yer annedir. Yani kutsal mama denilen Hı. o e, kutsal kadın rolü. O Hı -hı. Çatal Çatalhöyük'te bir bakarsınız Buzul Dönem'den Neolotiğe geçildiğinde Hı -hı. orada güçlü bir kadın oturur, panteri vardır bilmem aslanı vardır vesaire aslında o kadındır, güçlü kadındır. Hı -hı. Öyleyse ailenin içinde güçlü bir kadının olduğu bir yapılanma yürütür, sorumluluğunu almış, kararını vermiş İşte aile böyle başlıyor. Ve ilk o kadında başlıyor. O zaman şöyle mi diyoruz, çocuk gelişiminde annenin rolü, rolü babaya göre daha mı fazladır? Evet, ne yazık ki bu arkadaşlara ve babaya oranla annenin rolü daha fazladır Kesinlikle diyoruz. Kesinlikle Dolayısıyla o yüzden diyorum bir kadın seçersiniz ve bir hayat seçersiniz çok denilen güzel. şey o. Çünkü e, genetiksel açıdan da böyle. Yani. Demokratik toplumlara baktığımızda biz yaptığımız çalışmaların birçoğunda daha çok gözlemlere dayanıyor bu. Geldiğinde ailenin yapısı çocuğun nereye taşınacağı gerçekliğini de ortaya koyuyor. Hmm. Bu çok o zaman önemli. aile içi huzur ortamı da başarıyı bir. etkiliyor. Yani hmm. aile içinde ne kadar çok çatışma var ise o çocukların huzursuzluktan kaynaklı yoğunlaşamadıklarını, konsantre olamadıklarını. Kendilerine amaç koyamadıklarını adeta bir savaşın içinde gelen gidene kılıç kılıç sallayan bir savaş arenasını düşünün. Öyle hı hı. bir ortamda yetişiyor. Dolayısıyla böyle bir çocuğun sağlıklı olabilme, sağlıklı edin, edim oluşturabilme, o konsantrasyonu gerçekleştirebilme şansı ne kadar olabilir ki? Hı. Dolayısıyla çatışmalı ailelerin hiçbirisinde ben başarı boyutuyla ilgili bir çaba görmedim. Sadece tek tük gördüğüm şey ben bu aileden kurtulmam lazım. Evet bu benim için gerekli diyen analitik ama onlarla da gittiğinde çok sorunlarla giden öğrenciler oluyorlar. Dolayısıyla aile bu anlamda bir yapıyı oluştururken evet orada bilmeli ki bir çocuğun başarısı huzurlu bir ortamdan geçiyor. Dolayısıyla çocuk daha çok kendi iç işlerinden çok hedeflerini geleceğe daha dayalı tutuyor ütopyasını kurabiliyor, hayalini kurabiliyor. Daha sağlıklı bir benlikle dünyadaki diğer oluşumlar. Çünkü biz her zaman insanın kendini inşa edebilme süreci olarak görüyoruz bunu. Bunu neye göre ifade ediyoruz? Diyoruz ki topluma göre, kendi gerçekliğine göre. Biz şu an burada değil de, Türkiye'de değil de farklı bir yerde doğmuş olsaydı, farklı bir ailede herhalde farklı kişiler olurduk. Bu kadar hı hı. net belirleyicidir. Genetik önemli. Genetik çok çok önemli. Hı hı. Şöyle diyebilirim demokratik ve eşitlikçi ve eğitimdeki eşit toplumlarda yüzde %90 oranında genetik önemli. O, çok evet. ciddi bir rakam. Çok ciddi ama e, özellikle şeyde ise toplumsal sınıfları güçlü olan konumları güçlü olan bizde daha çok gelişen gelişmekte olan veya geri kalmış toplumsal yapılanmalarda ise e, ailenin sosyoekonomik yapılanması ilgisi vesaire en az genetik kadar önemli. %60'a %40 veya %50'ye %50. Bu pedagojide de bilinen bir gerçeklik ama demokratik toplumlarda kesinlikle ve kesinlikle eşit şartlarda sunuyor. Çünkü gidiyorsunuz bir öğretmen de çocuğuna aynı özel ders imkanlarını sunuyor. Evet. Bir doktor da bir iş adamı da bir başkası da fedakarlık edip bunu sunabiliyor. Dolayısıyla orada eşit şartlarda yarışma olduğu için burada o dediğimiz analitik zeka, o dediğimiz yaratıcı zeka, o dediğimiz efendime söyleyeyim zeka durumları vesaire daha ön plana çıkıyor ve yüzde 90 oranında bence daha etkin bir yapı ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla ailenin yapısı kurulumu bu kadar çok önemli. Bir devlet kurulumu kadar bence önemli. Çok kıymetli. Yani eş seçiminden başlıyor ileride sahip olacağımız çocuğun başarısı. Kesinlikle. Değil mi? O sonraki kuşaklarınızı düşünebiliyor musunuz? Evet, güçlü bir annenin, bilinçli bir annenin çok genetiğinin güzel. aktarımı, o Aynen. çocuğu yönlendirmesi, aile içi ortamın, huzurun varlığı çocuğun kapasitesini ortaya çıkarmada ya da artırmada çok büyük bir etken diyoruz. Tamamıyla. Harika. Peki tamam. sosyallik e, önemli mi? Peki evet. e, sosyal olmayan çocuklar daha başarılı çocuklar mı? Sosyallik çocuğun başarısını olumsuz yönde etkileyen vaktini çalan bir durum mu sizce? Şöyle e, acı bir tespitimi söyleyeyim. Özellikle sosyalleşmemiş sağ frontal gruplar, yaratıcı ve sosyal liderler dediğimiz creator yapılanma, bu tür çocuklar ee, erken döneminde sosyalleşme verilmediği için sadece ve sadece kapatılıp sınava çalıştırıldığı için gözlemlerim bu çocukların epileptik veya halistnik veya efendim obsesyonlar veya obsesif kompulsif özellik gösteren yapılan yani hastalanıyor bu çocuklar. Evet. Hastalıkları o Dolayısıyla hmm. e, sosyallik bu kadar çok önemli. önemli. Evet, sol frontal ve teknik zeka olup kapanmış olanlar Türkiye birincileri çıkarıyoruz. Doğrudur bu tür kişilerde. Ama zamanında sosyallik alamayan kişilerin ya yani zekayı tek faktöre indirgeyip akademik başarı olarak değerlendiren bizim toplumumuz. Hmm. Büyük yanlış yapıyorsunuz. Yani ben ailelere diyorum ki büyük bir yanlış içindesiniz. Çünkü tek bir zeka örüntüsünü akademik başarıyı alıp hayatın merkezine koymak o çocuğun sosyal, o çocuğun sanatsal, o çocuğun bedensel, kinestetik yani sportif vesaire tüm yapılanmalarını ihmal etmek gibidir ki, ki bunda en önemli şey sosyalitedir. <laughs> Çocuk zamanda sosyalite yapılanmasına dönmediğinde o yalnızlığında hastalanıyor. Yapılan Miller'ların şeyler, deneyler de var. Yani ne kadar çok yalıtırsanız insanı toplumdan. Çünkü insan toplumun bir parçası. Tabii. Ve sosyal sorunlar sadece sosyal ortamda çözümleniyor. Aile yine bununla ilgili tutuyor. Diyor ki hocam ben filan kulübe gönderiyorum. Filan tamam güzel. Bunlar absorbe edici şeyler. Hı. Ama tek başına yeterli mi? Yeterli Elif. değil. Yani aslında bugünkü dediğimiz bu otizmdir buna benzer Hastalıkların kent merkezlerini yeniden daha fazla öğrenme bozukluklarının çıkmasının bir sebebi de bundan. Dolayısıyla doğadan koparıyoruz. Bir de toplumdan, sosyaliteden kopardığımız bir çocuğun e, sağlıklı bir kişiliğe sahip olabilmesi imkanı söz konusu değildir. Yani akademik başarı aslında ruhsal beslenmeyle de alakalıdır diyorsunuz değil Kesinlikle. Yani ruhsal oyun... musunuz olsunuz tutuyorsunuz o kişiyi yalıtıyorsunuz ve bir kavanozun içinde fanusun içinde ona bir hayat sunmaya çalışıyorsunuz ve büyükler sosyalleşmeye çalışıyor ben bakıyorum anne babalar çocuklarla sosyalleşmeye çalışıyor yani hocam ben onunla oynuyorum onunla şöyle ya zaten kusura bakmayın ama bu yaşa kadar belli hastalıklar zaten toplumsal olarak aldık yorulduk dolayısıyla onların oyun yapılanmasıyla bizim oyun yapılanmamız arasında o kadar fark var ki. Çok. Dershanedeydim. Bir dershaneye gittim. işlem e, grubunda. Gittiğimde e, Salih Bey'in odası vardı. Gittim oraya. Bir baktım e, Meral Hanım'ın kızı gelmiş. Geçtim. Oyuncaklarını dizmiş falan. E, ben de onunla oynamak istedim. Hı hı. Sonra bir baktım. E, öğrencilerin de dikkatini çektim. Ama ben gerçekten oyununa katılmak istedim ve beni kattı. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Mesela orada bir anne bir Baba belirlemiş bebek küçük büyük anneden de büyük ama diyor ki çocuğu diyor hı hı. bakıyorsunuz o daha şey görünüyor bu emin misin falan oradakiler de ya emin misin bu bebek hı hı. olmaz falan. Biz onu sonuç itibariyle bebek olmaktan çıkardık ee, annesinin e, yani annenin şey kız kardeşi yaptık. Aa, evet. Şimdi bir çocuk kendi yaştaşlarıyla sosyalleşmeli. Doğal olanı budur. Hı hı. Yani büyükle sosyalleşmek, büyü, büyükle efendime söyleyeyim bir şey olduğunu doğru bir şey değil. Hı hı. Anne babayla bu kadar çok sosyalleşmenin olması da doğru değil. Hı hı. Dolayısıyla aradaki e, tabloyu, aradaki sahneyi ortadan kaldırıyorsunuz. İstanbul'da bir tiyatro oyunu vardı. Geçtik izlemeye. Bir baktım sağdan, soldan oradan, buradan bir sürü kişi giriyor. Meğer oyuncularmış onlar. Sahne yok. Ha, çok güzel. Ve <laughs> Gerçekten yeni bir denemeydi Çok ilginç bir denemeydi Ama ben bir şey anlayamadım oyunda Hı. Dolayısıyla şöyle düşündüm Demek ki o sahne Yüzyıllardan beri boş yere konulmamış oraya Rolün ortaya çıkabilmesi için O sahneye ihtiyaç var Hı. Dolayısıyla ailelerde artık Roller kalktı o sahne kalktı evet, Dolayısıyla çok... anne baba Çocuğumla arkadaşım dostum ya değil. Yani o bir bireydir, benliktir, saygı duyacaksın. Ama o kendiyle sosyalleşecek, akranlarıyla sosyalleşecek. Ben şanslıyım. Sokağım, mahallem vardı. Komşular, annem yoktu ama e, komşum vardı. Gülnaz teyzem vardı, bir başkaları vardı. Halam vardı, onlara gidiyordum, halalarıma gidiyordum. Yani annem olmamasına rağmen duysal ikameler gerçekleştirebiliyordum. Ama şu an çocuklar, artık sokaklar yok. Ve sadece ve sadece dört duvar arası tüm sorun orada başlıyor ve bilgisayar, televizyon, bunlar da telefonlar yeterince onların sosyalleşmesini güya sağlamaya çalışıyor. <laughs> Oğlumla şunu konuştum dedim ki yani 500 tane arkadaşım var bence sinemaya gideceğim ve ortak şey yapabileceğim kaç kişi var bunu düşünmek lazım. Bence orada iki 3 kişi bile yok. Aynen. Yani böyle bir gerçeklik. İşte Peki. sosyallik bu kadar sağlıklık veya sağlıksızlık getirir. Yani sağlıklı bir çocuğun kültürel ortamı sosyalliğe de bağlı diyoruz. Kesinlikle. Huzurlu bir aile yapısı dedik. Evet, evet sosyalliğine bağlı dedik. Evet. Peki yine sağlıklı bir çocuk için hangi kültürel ortamı sağlamalıyız? Evet şimdi doğal yapılanma dediğimiz herkesin kendi yaşantısı içinde paylaşmayı, ortaklaştırmayı, bir aradalığı gerçekleştirebilecek o paylaşım ortamı, ortaklaşma ortamı sağladığımızda çocuk ona katılıyor. Hı hı. Ama çocuğa biz emrevaaki düzeyde şunu yap, bunu yap vesaire dediğimizde bir kişilik görüyoruz. Bilinç altında geliştiriyor. Hı hı. Yapmamaya, direnmemeye, direnmeye başlıyor. O roller de kalkınca, anne baba durumu da kalkınca çok daha farklı şeyler çıkmaya başlıyor ortaya. Saygısızlıklar, direnmeler, kavgalar, dövüşler. Yani roller kalktı, kalktı. ortada. Evet. Maalesef. Yani dolayısıyla Arkadaş olmak doğru bir şey değil, değil, değil mi? Değil. Çocuğumuzun zaten bir sürü arkadaşı var. Anne ve babası yok. Kesinlikle. Biz o rolümüzü unutmamalıyız. Bir tane annesi var. Annelik rolümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bir tane babası var. Babalık çok rolümüzden güzel. vazgeçmeyeceğiz. Kesinlikle. Hı. Yani bu kadar basit aslında. Yani Hı. yapılması gereken Evet, benim akrabalarım yok. Yeterince sosyal çevre yok. Annelere özellikle burada görev düşüyor. Çevrede çocuğun yaş grubuyla olan insanlarla, gerçekten model olabilecek ailelerle görüşme yapıp, onları davet etmesi, çağırması, ortak ortamlar oluşturması bu anlamda çok önemli. Hadi yok, kreşe gidiyor, okula gidiyor. Ne olur o kreşteki okuldakileri sinema davet edin, pasta yapın, çağırın, gelsinler. Yani çocuk okula gider gibi değil, arkadaşına gider gibi olsun. Hı hı. Yani oraya gittiğinde sadece bilgiyi almaya dayalı, bilgiyle örüntülü yani onun e, temel unsurunu biçimlendirmeye dayalı bir ilişki değil de giderken orada Ayşe var, Fatma var. Hı hı. Orada bir arkadaşım var diye gitsin. Hı hı. Dolayısıyla okul sosyalleşmenin bir uzantısıdır. Hı hı. Ve orada bir sosyalleşme bir araçtır ama disiplin öğretilir. Ama bunu kolektif ruhla yani paylaşarak öğretir. İşte derece öğrencisi dediğiniz şey de ben her zaman söylüyorum. Tek başına derece öğrencisi elde edemezsiniz. Mutlaka ve mutlaka ben grup kurarım. O grup yapısında ne yaparım? Öğrenciler biri birilerinin sorularını cevaplandırır. Yapamadığı ortak sorular havuzda çıkar. Öğretmenler gelir mantığına bakarlar. Yeniden ne yaparlar? O soruları çözerler. Benzer soru yapılanmasını getirir. Konuların tespitini yaparlar, orada yine kendi aralarını çözerler çünkü orada hepsi ortaklaştıkça paylaşmaya, ortaklaşma öğretmen sadece orada kılavuzu olur. Hmm. Dolayısıyla akademik ortamı sosyalleştirmek, sosyal ak akran gruplarını o eve taşımak, evler aracılığıyla sokağa, mahallelere taşımak bence burada akademik ortamı doğallaştırmak, natürelleştirmek de buradan geçiyor. Sağlıklı sosyal çocuk da işte bu ortamdan çıkar ortaya. Çok güzel. Evet, ben de dahil olmak üzere birçok veli aynı şeyi yapıyor. Çocuklarımızı okul dışında spor, müzik, sanat, edebiyat alanlarında kurslara yönlendiriyoruz. Bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Antep bu konuda çok şanslı. Hı hı. Çünkü e, hem sosyal açıdan bunları gerçekleştirebilmek için olabildiğince var e, ortamlar. Bir de halk oyun geleneği çok güçlü derecede var Antep'te. Hı hı. Bu kolektive olma o ruhu oturtabilmek doğrultusunda bence çok güzel bir etkinlik. Hı hı. Dolayısıyla e, işte yine oraya geleceğim. Yani özellikle sanatsal nitelikte olan çocuklar veya hareketli olan çocuklar zaten bedensel yapılanmasını belli ediyorlar. Neden bunu spora yönlendirmiyorsunuz? Yani çocuk hareketli. Evet. Biz pedagojide şu şöyle, şöyle düşünmeyiz. Yani bu yeteneği nasıl imha edelim? Çocuk zaten kendi kendini bağırıyor. Diyor ki ben kinestetik zekayım. Beni spora yönlendirin. El becerisine yönlendirin. Yani dikkat el göz koordinasyon merkezidir. Dolayısıyla el göz koordinasyonu ne kadar etkin şekilde işliyorsanız dikkati o kadar ne yapıyorsunuz? Artırıyorsunuz. Dolayısıyla el göz koordinasyon işlerine yönlendirmeye çalışın. Ama ben e, günümüz çocuklarını çok bencil gördüğüm için yüzme olmalı tamam bireysel sporlar olsun ama ben kolektif sporları zamanımız çocuklarında çok daha etkin görmek istiyorum. Çünkü neden? Orada paylaşımları, cezaları var, sarı kartı var, kırmızı kartı var, dışarıya atılma var. Yani zaten bireyci bir çağda daha çok bireyci sporlara yönlendirmenin e, yine bile bir yönelsinler ama çok doğru olduğunu düşünmüyorum siz takım sporlarını aslında Kesinlikle. destekliyorsunuz. Kesinlikle. Bu dönemde özellikle Bu anlamda şuradaki düşüncenizi de gerçekten merak ediyorum. Bireysel sporlardan daha çok takım sporlarını destekleyen bir uzman. Eminim çocukların bilgisayar ve telefon başında geçirdikleri zamanı da çok kızıyordur diye düşünüyorum. Bu <laughs> anlamda çocukların başarısını nasıl etkiliyor bu bilgisayar ve telefonda geçirilen zaman? Bilgisayarla telefonda yararlandığımız şeyler var. Özellikle disleksi, diskalkuliti dediğimiz yapılanmada e, dikkat yapılanmasına bozukluk olan çocukların özellikle oynamasını, belli başlı oyunları oynamasını özellikle istiyoruz. Aa, çok güzel. Çok da net sonuç alıyoruz. Özel programlar mı bunlar? Evet, bunlar özel programlar. Hı hı. Bunları yani, size geldiklerinde öğrenebilirler mi? Kesinlikle. Tamam. Yani bu program yapılanmasını yürüten arkadaşlar var. Onlara yönlendiriyoruz. Ama onlara eğitimi biz düzenledik. Ee, hı hı. Onlar bu anlamda gerçekten yetkinler. Hı hı. Dolayısıyla e, ben disleksik sorunu yaşıyorum, ben hiperaktivite sorunu yaşıyorum diyen kişilerin bu programlara mutlaka katılması gerekli evet. bir. Dolayısıyla orada e, bizim e, yapmak istediğimiz şey biraz da e, bilgisayarı veya televizyonu düşman olarak görebilmek değil. Bakın YouTube'da o kadar harika öğretmenler var ki konuları anlatan hı hı. gerçekten. Yani e, doğruya yönlendirmek. Evet. Haftanın belli zamanlarını ödül ilişkisine mesela konulabilir bu. İki saatlik ama o iki saat çok önemli. İki saat verdiyseniz o iki saatte tutarlı olmak durumundasınız. Hı -hı. Oradaki yapılanmayı da biz yine doğruya yönlendirme. Yani yaratıcılık konusu uzamsal zeka ise mesela çok güzel dizayn edilmiş mimari veya teknik yapılanma gerektiren şeyler var, programlar var. Mesela tamamıyla yaratıcı etkinlik ve e, analitik zeka var ise daha çok yaratıcı yazılım dediğimiz, tekno yazılım dediğimiz çok güzel böyle muhteşem programlar var. Yani çocuğun o yeteneğini doğru anlana yönlendirdiğinizde onu çok iyi gerçekleştiriyorsunuz. Yani ben şuna inanıyorum. Bir pedagog, bir pedagoji alan uzmanı, kişi bir çocuğa programını kurarken, program yapılanmasını kurarken şöyle düşünmeli. Tamam çocuk yanlış gidiyor bir ağaç gibi düşünün. Çocuk alta doğru gidiyor. Evet ben bunu şöyle yapamayacağım ama hiç olmasa ana gövdeye bağlayıp ona belli bir doğrultu verebilirim. Çok güzel. Yani Pedagojinin amacı o yanlışlığı yok saymak, onu reddetmek karşısında durmak değil. Onunla adeta bir ilişki kurarak doğruya, doğru zemine aktarabilmek. Onu doğruya oturtabilme çabası içinde olmalı. Ebeveynlerin, velilerin de yapması gereken şey bu. Ve orada da tutarlı olması çok önemli. Yani evetin evet, hayırın hayır. Bak ben senin bu gerçekliğini kabul ediyorum. Hangi oyunu oynuyoruz? Şu oyunu. Hatta katılabilirler bile. Hay Allah. Yani yeteneği yoksa bile orada yetenek alanı ile ilgili bir şeyin olmadığını görebilir. Dolayısıyla doğruya yönlendirildiğinde ondan yararlanma bilinir. Yani düşman görmekten çok yararlanma çok önemli. Bu anlamda da aslında ebeveynlerin ortak dili kullanması. Çok önemli. Değil mi? Aldıkları kararın arkasında ortak bir şekilde durmaları çok önemli. Kesinlikle. Bunu da başarıyı etkileyen bir etken olarak görüyoruz. Esas olan o zaten. Hı hı. Yani anne belli bir şey söylediğinde çocuk direkt babaya bakar. Babayı izler. Baba bu böyledir dediği esnada veya baba bir şey söylediğinde direkt anneye. Çünkü çocuk oportunisttir biraz. Hı, hı Anneyi babaya, babayı anneye düşürmek ister. Ama evet. mantık da işte doğru kadını veya doğru er, erkeği seçebilme ilk o çok önemli dediğimiz başta programın başında. Hı hı. Dolayısıyla anlaşamayan, tutunamayan bu tür kişiler ne yazık ki bir sanatçı düşünün. Ellerinde bir heykel, çok uğraşa uğraşa nasıl o taşı heba ediyorlarsa çok zeki, çok yetenekli çocuklar gördüm ve bazıları biliyor musunuz bu bilgisayar sistemde hani no mobilite denilen bir hastalık türü de çıkmaya başladı. Yatılı evet. şeyde çıkarıyorlar. Yani hepsi ağırlıklı olarak eee kontrolsüz e, bir aile ortamı, kavgalı aile ortamında çocuk oraya gidiyor. Yani genç dalatin de dediği gibi gözler kör oldukça kulağın hassasiyeti artar. Artık. Çocuk oradaki mutsuzluğu ve boşluğu kapanarak orada telafi etmeye çalışıyor. Bu çocuğun doğal refleksi. Dolayısıyla orada sosyalit olsa, ...ailecek paylaşımı olsa, programlar olsa, hadi şunu yapalım, bunu yapalım ve birbirlerle anlaşan ve seven iki insanı düşünün. Kesinlikle bunlarda otur sorunlarla hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Peki, mesleğe yönlendirme aşaması çok çok önemli evet. benim için. Çocukları mesleğe ne zaman yönlendirmeli? Yönlendirmeden önce onların yetenek ve özellikleri ne kadar dikkate alınmalı, değiştirilebilir diye mi düşünülmeli evet. ya da var olan yetenek ve özelliklerin üzerine ne koyabiliriz mi amaçlanmalı? Bundan 10-12 yıl önce İstanbul'da da Anadolu'da da verdiğim tüm konferanslarda tıp dediğimde, sağlık bilimleri dediğimde tek tükel kalkardı iyi okullarda. Hı hı. Şimdi gittiğimde en son İstanbul'da ünlü bir okula gittiğimde e, kim tıp istiyor İsimleri dediğimizde bilirsiniz. hepsi elini yüzde e, %80'i havaya kaldırdı. Bizim için üç temel faktör var. Yetenek, ilgi, sosyal gerçeklik. Hı hı. Ne yazık ki gelişmekte olan toplumlarda veya geri kalmış toplumlarda sosyal gerçeklik her şeyin önünde. Mağara, İşiyle ilgileneceksin ne olacak? Gastronomiyle ilgilenip aşçı herkes aşçı ne işin var? Sanatla ilgilensen ne olur? İşte müzisyenlerin, resimcilerin halini görüyorsun Şu şöyle a mimarlık mı? iş yok. Şu mu? Yok. Ne herkes para odaklı bakıyoruz tık. Evet, aslında sosyal Türkiye'de. Sosyal gerçeklik. Hı -hı. Oysa diyoruz ki her şey yetenek. Yani çocuk oturur sazının başına ve piyanonun başına tın tın tın. Dın. Aa ne kadar güzel kulağın var. Hı. Hayır ya sevmem. Yeteneği var, ilgisi ya. yok. Hı hı. Ama bakıyorsunuz kim insan 10 tane kursa gittim şu piyanoyu öğrenemedim diyor. İlgisi var, yeteneği, yeteneği yok. 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 Tamam. Hı hı. Dolayısıyla Jean-Paul Sartre'ın güzel bir sözünü severim. Der ki öyle bir meslek seçin ki her sabah hayata kalkar gibi uyanın. Hı hı. Bir işe değil. Çünkü bir işe gittiğinizde bir müddet sonra onunla sıkılacaksınız. Çünkü kişiliğinizi örtüştüremezsiniz. Yani her sabah kalktığınızda hayata kalkar gibi bir iş seçmeniz lazım. Bu da nedir? Sizin doğal ediminiz olması lazım. Kimisinin el becerisi çok yüksektir. Kimisinin duyum becerisi çok yüksektir, yaratıcı becerisi. Kimisi bulunduğu yerde çizgiler çizer, sürekli şey yapar. Kimisi hareket unsurlarıyla ilgili çok yeteneğidir. Kimisi problematik düşünmede, yoğunlaşmada. Kimisi sosyalitede, kimisi de... Yani o kadar çok farklı yetenekler var ki biz ne yapıyoruz? Bunu tek bir şeye dökmeye çalışıyoruz. Ve onu da sosyal gerçeklik, en son olması gereken bizim en öncülümüz. Dolayısıyla burada yetenek de gidiyor, Evet. Bırakın ilgi bile gidiyor. Ha. Ve çocuklar hastalanıyorlar. O kadar çok psikiyatri vakalar çıkmaya başladı ki çocukluk döneminden itibaren. Çünkü bu kadar bilgi verdiğiniz şey yoruluyor. Ve belli bir müddet geldiğinde tükenmişlik sendromu başlıyor. Birçok öğrenci de görüyorum bunu. Evet, Türkiye derecesi olmuş ama kırmızı reçeteler kullanıyor. Oh, çok acı. Evet yani o kadar çok farklı şeylerle karşılaşıyorum ki diyorum ki Hayır yani bir sistem bir çocuğu bir yapıyı bu kadar şey yapmamalı. Geçen hafta soru bir çocukla soru tarzını ve sınav tekniği, turlama tekniği ve blokaj tekniği tar tartışıyoruz. Sınavda ne kullanması lazım ne oldu biliyor musunuz? Sağ frontalde aileye de söyledim. Gittiler. Zaten sağ frontalde özellikle B vitamini, kansızlık vesaire gibi direkt korelasyonel e, bir ilişki var. Onu fark ediyoruz. Bunlara direkt oluşuyor bu. Ve e, Çocuk bayıldı biliyor musunuz? Tespitliydi. Kansızlık ve b eksikliği de vardı. Üzüldüm. Sadece üzüldüm. Dedim ki ne olur biraz rahat bırakın bu kızı. Yani tamam işini yapsın yine programını verdik. Hı -hı. Ama çocuğa göre bir program. Hı -hı. Yani yapabileceği ölçütte. Hı -hı. Yani sağ frontalin bu şeyde uzamsalın, kinestetiğin, e, yaratıcının e, bu sistem içinde belli bir derece çekebilmesinin imkanı yok. Mümkün değil. Dolayısıyla tek tük önermelerle yani binlerce vaka içinde tek tük karşılaştım. Hmm. Dolayısıyla e, diyorum ki evet yetenek çok önemli. Ne olur bu yetenekler ve özellikler o kadar çok farklı ki işte bütünsel beyin dediğimiz kimsin beden zekası çok daha ön planda, kimisinin uzam yeteneği çok daha ön planda, kimisinin sol frontali, kimisinin sağ frontali, kimisi yaratıcı, kimisi duygusal, kimisi analitik. Yani aile düşünürken bunu, mesleği yönlendirirken, ya bu çocuk, bu kişi artık yaşam şartları da uzadı, 40-50 yıl belki de 30 yıl bu işi yapacak. Evet. Dolayısıyla sürekli gittiğinde ben şunu düşünüyorum. Geçenlerde gittim bir arkadaşımın yanına. Boğazım ağrıyordu. Baktı kendisine de söyledim dedim biliyor musun benden bu olmaz yani gideceğim ağzına bakacağım beyazlıklar göreceğim hı hmm, iltihaplanmış şu antibiyotik kullanacağım ben yapamam yani sabahtan akşama kadar boğaza bakamam hı -hı. ben okuyacağım hı -hı. benim en büyük şeyim araştıracağım o çocukla o madencilik o keş Hayatıma yeniden gelseydim bu işi yapar mıydım? Evet, ne kadar Eğitimciliği güzel. tekrar yapardım. Siz Eğitimcilik, çok şanslısınız ki o dönemde bunu fark edip doğru mesleğe yönelmişsiniz evet. hocam. Yani Bu biraz tesadüfte de değil aslında değil mi? Var olan şey çıkmış sizde. Yani herkes böyle örtüşemez. örtüşemez yani ben evet. programcılık benim hayatımın en önemli bölümü. Yani pedagojide hmm. Ankara Eğitim Bilimlerinde mezun olduğumda evet belki de birçok şeyi... Dedik ki biz şimdi neyiz diye kafamızdan geçirdi. Kimimiz müfettiş, kimimiz işte rehberlik merkezlerine atam olacak, kimimiz öğretmenlik vesaire ama bir noktaya gelince sonra diyorsunuz ki evet ya bir sistemi programlamak, bir bireyi programlamak yani ona belli bir yeteneği üzerine bir dünya sunmak, onu ona tanıtmak çünkü Burada Delfoy Tapınağı'nda veya Mitra Tapınakları'nda Anadolu'da eskiden şöyle derdi. Kendini bil kendini tanı. Hı hı. Bu psikolojide, pedagoji de temel esastır. Hayır. Yani Benlik saygısı. Kendimizi tanıyacağız, amacımız da kendimizi gerçekleştirmek. Nihai hedef o. Bu Maslow'a göre en tepesi estetiktir. Evet. Yani e, ne bileyim kol ahlakına göre benim yaşam tarzım kadar bir bitkinin bir hayvanla yaşayabilecek kadar kutsiyetini oluşturabilmektir. Yani bunu sağlayabilmek e, kendimizden başlıyor. Kendi iç dünyamıza açılmak. ...orada kendimizi tanımak... ...biz bunu yapmıyoruz işte... ...yani çocuğa kendini tanıma... ...kendi yolunda yürüme... ...yeteneklerinde ve özelliklerinde yürüme... ...bunu vermediğinizde... ...bu felsefeyi düzenlemediğinizde... ...bu felsefeye doğru gitmediğinizde... ...altındaki o genel programlarda... ...özel programlarda... ...vesaire hepsi ne olmuş oluyor? Çünkü. Çökmüş oluyor... Evet. Neden? ...çünkü siz geldiğinin özelliğine göre... ...siz dişisiniz mesela... ...ben kızımla e, bisikletle gezdiğimde... E, Arya ne yapıyorduk ilk önce elimizi falan diye yıllar önce iki yıl önce Meram'da gittiğimizde baktım dedi baba şu an sesin yüksek farkında mısın dedi. Oysa oğlumla böyle ne yapıyorsun falan dediğim esnada erkeksi konuşma tarzı anladım ki Gayet normal gelebiliyor Bir kadının değil mi? bile erkeğin bile psikolojisi birbirinden farklı. farklı. Ne yaptım? Arya'ya göre kendime ayar çektim. Hmm. Bundan sonra ona göre davranmaya başladım. Dolayısıyla cinsiyetler arasında bile ne yapıyorsunuz? Fark var. Dolayısıyla cinsiyetlerin bile, kesinlikle cinsiyetçi değilim ama cinsiyetler arasında bile yetenek farklıdır. Kadın daha toplumsaldır, daha sosyaldir, daha düzenleyicidir. Erkek daha tekniktir, daha mekaniktir, daha şeydir. Yani bunların arasında bile fark varken bakıyorsunuz bir kadını çok daha farklı yeteneği alanının dışına gönderdiğinizde ne yazık ki yapması gereken, başarması gereken şeylerle Karşılaşmıyor. Sonra bir müddet sonra yine bakıyoruz. Belli bir yaşa gelince keşke bu mesleği değil de şunu yapabilseydim diyebilmek Diyoruz. gibi. Evet. Keşkelerimiz artıyor. Evet. Ya meslekte sonra ilk önce güzel. yetenek, sonra ilgi, en son sosyal gerçeklik lütfen. Hmm. İlk önce yetenek. Yetenek, ilgi, sosyal, sosyal gerçeklik. gerçeklik. Çok güzel. Çok güzel şeyler konuştuk, çok güzel şeyler paylaştık. Ağzınıza evet. sağlık hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, başarılı çocuklar yetiştirmek eş seçimiyle başlıyormuş. Bu benim bugün öğrendiğim yeni bir bilgi. Bu çok kıymetli benim için. İyi bir eş seçimi, mutlu huzurlu bir aile yaşantısı ve çocukların yetenek ve ilgilerini bilerek kapasitelerinin üstünde bir beklentiye girmeden onları desteklemek, yollarını açmak, hayatı hazırlamak adına ebeveynlerin yapabilecekleri en doğru şey. Bu anlamda eğitimcilerin de bilinçli olmalarını Tabii ki de sistemin el verdiği sürece, değil mi hocam, olabilecek en iyi şekilde öğrencileri desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir eğitimci olarak elimden geleni fazlasıyla yapmaya her zaman hazırım. Eminim bütün meslektaşlarım da aynı fikirdedir. Gelecek hafta farklı bir konuyla ve konukla karşınızda olacağız. Haftayı görüşmek üzere. Hoşçakalın.